Çok kıymetli partililerimiz ve çok değerli basın mensupları. Ters zaman oldu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada teşkilatımızda uzun bir süredir emek veren, sağ olsun bizimle beraber yürüyen, partimizin kuruluş aşamasından beridir hizmetleri olan abimiz İsmet Yılmaz'ın milletvekili aday adaylığının tanıtımı için toplandık. Tekrar hepinizin huzurunda Allah utandırmasın diliyor, başarılar diliyor. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Değerli il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım, değerli misafirler, ilimizin güzide basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. 11 ilimizin etkilendiği asrın felaketi depremde ve sonrasında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz başta olmak üzere şehit düşmüş güvenlik görevlilerimize, görevi başındayken vefat eden başta Mustafa Şimşek başkanım olmak üzere dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim değerli ailelerine ve aziz milletimize sabırlar versin. Değerli dava arkadaşlarım, önce kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. 1-1-1965 Eğirdir doğumluyum. Aksu ilçemize bağlı Soflar köyündenim. Anamasya ailesinin yörük çocuğuyum. Evliyim, iki çocuk babası, iki torun dedesiyim. Çocukluğum ve gençliğimin geçtiği Gülcü Mahallesi, Halife Sultan Mahallesi ve son olarak da Gülistan Mahallesi'nde ikamet ettik. Ve halen ailemle birlikte Binbir Evler Mahallesi'nde ikamet etmekteyiz. Çalışma hayatıma 2 Kasım 1987 tarihinde Ziraat Bankası Atabey Şubesi'nde başladım. Bankanın çeşitli kademelerinde memur, şef, muhasebeci, pazarlama yönetmeni ve şube müdürü olarak çalıştım. 32 yıllık hizmet süresiyle 2 Mayıs 2017 tarihinde emekliye ayrıldım. 18 Mart 2018 tarihinde kurduğumuz Huzur Yaşam Konutları'nda kooperatif başkanı olarak inşaat sektöründe 3,5 yıl faaliyet gösterdim. Bunun yanında bankacılık mesleki deneyimler ışığında bazı firmalarda tarımsal yatırım danışmanlığı yaptım. Cesur Yürekli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde 25 Ekim 2017 tarihinde umut, kararlılık, adalet, gelecek, bilgi, zenginlik, cesaret ve medeniyet ilkeleri ışığında kurulan İyi Parti ailesine Ocak 2019 tarihinde üye olarak katıldım. Temmuz 2020 tarihinde yapılan Merkez İlçe 2. Olağan Kongresi'nde yönetime seçilerek Merkez İlçe Divanı'nda önce Mali İşler Başkanı, sonrasında Teşkilat Başkanı ve Üye Kayıt Komisyonu'nda görev aldım. Ayrıca il başkanlığı genişletilmiş yönetimde de görevler aldım. Değerli dava arkadaşlarım, maalesef son yıllarda ülkemizde oldukça artan, başta adaletsizlik olmak üzere yanlış ekonomi yönetimi, kamudaki liyakatsizlik, tarımda, eğitimde ve sağlıktaki sorunlar almış başını, nereye gittiği belli değildir. Bu sorunların yegane sebebi parlamenter sistemden uzaklaşıp tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan ve hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi denilen ucube bir sistemin milletimize dayatılmasıdır. Artık bu ucube sistemle mücadele etme ve dur deme zamanı gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, bizim davamız toprakları al kanla yoğrulmuş aziz vatana ve vatanın kuruluşu dahil bugüne kadar her türlü cefayı çekmiş fedakar aziz millete hizmet davasıdır. Bu davanın bir neferi olarak hayat tecrübemle
birikimlerle, bankacılık mesleğimde edindiğim bilgi ve birikimler ile parti teşkilatında görev yapmış birisi olarak başta ülkeme ve her daim kalbinde yaşadığım şehir Isparta'ma katkı sunabilmek için ülkemizin geleceğinde önemli bir yeri olan gönül bağıyla bağlı bulunduğum partimden 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. dönem milletvekilliği seçimlerine milletvekili adayı olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Rabbim nasip ederse vekil olarak, vekillik nasip değilse partimin bir neferi olarak davamız için, ülkemizin geleceği için, yarınlarımız için tüm gayretimle çalışmaya devam edeceğimi beyan ederim. Değerli dava arkadaşlarım, istikamet iyi bir Türkiye, iyi bir gelecek için iktidar diyorum. İnanıyorum ki iktidarımız Türk milletini bugünden daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. İktidara giden yolda Rabbim bizi başarılı kılsın. Ayrıca davada yol arkadaşlığı yaptığım milletvekili adayı arkadaşlarıma da başarılar temenni ediyorum. Bu kutlu davada her daim yanımda yer alan, desteklerini esirgemeyen, başta ailem olmak üzere yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun. Yolun açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun.